Ben Birce Akalay. Ben Miray Dener. Herkese merhaba. Merhaba. Bugün O Ne Diyor'un sorularını yanıtlayacağız. Daha doğrusu sizlerden gelen soruları O Ne Diyor vasıtasıyla cevap olmadı. Önce anlaştık. Sen başla çünkü ben daha önce gelmiştim. Hayır, sen başla. Temel ihtiyaçların dışında ama şu olmadan da zorlanırım ya dediğin bir ihtiyacın, alışkanlığın var mı? Vallahi bulamadım. Peki soruyu şöyle yapsak. Olmazsa iyi hissetmem. Çok zorlanırım, çok iddialı oluyor. Evet, çok iddialı oluyor. Benim de aklıma bir şey gelmedi öyle. Ama yani evet, o şey rahat, konforlu hissetmem dediğim Gökhan Bey olmasa, Bahar olmasa evet biliyorum, konforlu ben hissetmem. Biliyorum, gerçekten biliyorum. Onlar olmazsa olmaz yani. Doğru. Evet. Ama senin cevabın çok iyiydi. Ben müzik diye çok klasik bir cevap verecektim ama müzik olsa daha iyi hissederim diyeyim yani hani. Olmasa zorlanırım değil de. Değil de daha iyi hissederim. Evet. Benim çektim de öyle. Çek. Çaktırmadan birini gösterme ya da bir şey anlatma hareketini yapar mısın? Bak ben şöyle yaparım. Hareket değil ama şöyle yaparım şimdi. Önce gülerim. Birce. Baksana şuradaki kıvırcama çaktırmış. Şimdi hemen savunladıktan sonra bakma Birce. diye böyle gülerek ve böyle çok keyifli bir şey anlatıyormuş gibi. Özellikle kötü bir şey söyleyeceksem böyle anlatayım. Söyledikten sonra bak tamam falan diye. Benim bu var ama hani spesifik bir hareketim yok. Yok, benim de öyle. Mesela hatta dizide de şeyde de Kuş Uçuşu'nda da öyle bir sahnemiz var bizim İrem'le. İşte gençlik yıllarımızdan işte flashback gidiyoruz falan filan. Şimdiki kocasıyla tanıştıkları an restoranda falan filan. İrem orada şey yapıyor falan. Ben de böyle büyük hareket yapma, büyük hareket yapma falan diyorum yani. Hani öyle bir şey var, pozisyon var ama aşağı yukarı evet yani benzer benim de mesela. Yani gülerek gözümle kamufle etme. Evet, gözle iletişim. Evet. Değil mi? Evet, benim de öyle. Çekiyorum. Arkadaş ortamında sen tavsiye veren misin yoksa tavsiye alan mı? Tavsiyelerin dinlenir. Genelde dinlenir ama her ikisi de olabilir. Yani tavsiye de veririm, tavsiye de alırım. Kişisine göre değişir yani, evet, diyebilirim. Çok mantıklı bir cevap. Benim için de öyle gerçekten, kişisine göre değişir. Değişir. Ya tavsiye alabileceğim birisi tavsiye alırım. Ama senden tavsiye alırım ama başka birine veririm. Ama ben senden de mesela ben herkesten tavsiye alabilirim. Ya tavsiye demeyeyim de yani herkesten bir bilgi gelir ya muhakkak mesela. O okey ama tavsiye dediğim gibi deneyimli insanlardan, evet, tavsiye almayı tercih ediyorum ben de. Benim için de öyle. Her ikisi de olabiliyorum, evet, ben de. Bu aralar hayatının tema müziği hangisi? Biraz mırıldanır mısın? Be careful what you wish for. Dedim fragmandaki. O kadar evet, çok duyuyorum ki çünkü. Evet, doğru. Bu ara o olabilir. Onun haricinde kendi özelimde George Michael ya. George Michael ama mırıldanamam şu anda. Ormanda avcı kuş mu olmak yoksa aslan mı? Aslan. Ben de aslan. Ne yani avcı kuş olduğu için ben kuşu istemem. Kuş olsaydı sadece kuş. Kuş evet. Avcı kuş istemezdim sanırım. Ben aslan isterdim. Aslan işte mı? Evet. Geçmişte hiç ilişki tavsiyesi veren kitaplara ya da sitelere baktı mı, doğru söylüyor. Aa tabii ki. Bizim mesela küçükken çeşitli dergilerimiz vardı. Mesela Hey Girl, işte Blue Jean falan böyle dergiler vardı. Gençlik dergileri. Oralarda şeyler olurdu, testler olurdu. Hmm. Mesela işte sen nasıl aşıksın? İşte şöyle mi aşıksın, böyle mi aşıksın? 5 adımda bir adamı, bir erkeği tavlamanın yolları falan filan. Böyle şeyler oldu. Bunları yapardık biz ortaokuldayken tabii. Ben itiraf ediyorum. O ne diyor da çözdüm birkaç tane. Karşındaki seni ne kadar seviyor falan. Onlara falan. Evet, ihtiyaç duyduğum dönemler olmuş olacak ki birkaç tane çözmüşlüğüm var. Var mı? Evet. İtiraf etmeyecektim ama sen bu kadar açık yürekli konuşunca always dayanamadım. Çekiniz. Çekiyorum. Miray, bu pamukluğunun altında çabuk sinirlenen biri var gibi geliyor. Öyle misin? Yani sinirlenirim aslında. Çabuk da sinirlenmem. Gereksiz bir şeylere sinirlendiğimi düşünmüyorum. Hı-hı. Ama sinirlenirim. Gerekli şeylere sinirlenirim. Sinirli biriyimdir yani gerektiği zaman. Ama çok da kırıcı ve yıkıcı bir sinir değil. Ben eskiden çok sinir, yani çok demeyeyim de eskiden gerçekten sinirliydim. Ama sonra bana yani bir işime yaramadığını fark ettim zamanla. Yaş 38 olunca. Hala tabii ki hayatta bir şeylere sinirlenebiliyorum. Günün sonunda bu hani bizim doğal bileşenimiz. Bir duygu neticede yani. Ama hiç sürdürmüyorum yani. O an o duygu geliyorsa da tamam ya ne olacak diyorum. Bu da geçiyorum yani. Hani böyle aşırı bir sinir çok gerçekten hak ediyor olması lazım o sinirlendiğim kişinin. Ben mi çektim, sen mi çektin?
ben sen çekiyorum. Sen de sıra. Hedefe giden... Ay, hedefe giderken her yol mübah mıdır? Aslı haklı olabilir mi? Aslı kendi dünyasında haklı ama çok tatsız bir obsesyon yani hani onun yaşadığı ve yöntemleri çok yanlış. Hırs hepimizin içinde var. Bize bunu lisede tarih hocamız söylerdi. Çocuklar hepiniz hırslısınız. Hepinizin içinde var bu duygular. Kıskançlık da var, hırs da var, o da var, bu da var. Ama biz bunları yönetemeyen insanlara hırslı, yönetemeyen insanlara kıskanç deriz. Çünkü bunu yönetemezler. Aslı bence yönetemedi ve yöntemleri doğru değildi. Oysa ki bir şeyi olmak istemek kötü bir şey değil bence. Bir şey olmak istemek de haklı ama kesinlikle yöntemini ben de doğru bulmuyorum yani. Hani etik ve ahlaki olarak ulaşmak istediği noktaya basamakları tırmanarak ulaşmadığı için, doğrudan gitmek istediği için aslında yanlış diye Miray olarak tabir edeceğim bir sürü şey yaptı. O yüzden dediğin gibi yani bir şey olmak istemekte hiçbir sakınca yok ama bunu nasıl, yolda nasıl ilerlettiğine bağlı diye düşünüyorum. Ama ben çekmiştim, sen çekecektin. Tamam, benim yerime çektin. O zaman bunu da sen benim yerime cevapla. Tamam. Kuş uçuşunda kavga sahnenizin kamera arkası nasıldı? Benim en etkilendiğim sahne o sahneydi demiş bir izleyicimiz. Biz o sahne için bir dövüş koreografisi yaptık beraber, önce biraz çalışma yaptık birlikte. Ama bence ondan ziyade ben Birce için de öyle olduğunu düşünüyorum. Benim için de öyleydi. Sahnenin duygusunu çok önemsedik. Çünkü hani ilk okuduğumda ben çok heyecanlanmıştım o sahneyi oynamak için. Çok şevkliydim. Değişik zor anlarda yaşandı bence Birce, ne diyorsun? Yani ben çok keyif aldım. Biz o sahneyi iki parçada çekmek zorunda kaldık bir şekilde. Evet. Hani ışıksal sebeplerden dolayı hatırla. Evet. Ve yani hiç duygusunda o kadar iyi oturtmuşuz ki bence kaldığımız yerden çatır çutur devam etmiştik, hatırlıyor musun? Evet, evet. Yani tamam, koreografi olması çok önemli bir yandan ama birbirimizi çok güzel desteklediğimizi düşünüyorum ben. Yani tam bir tenis maçı gibiydi ya. Yani hani. Evet, ben çok çok keyif almıştım o sahne. Ben kitapla dövdüm seni, evet. Ya. Bana kitap fırlattı. Ben kitapla dövüyorum. O bana bir şeyler atıyor. Bir anda hani iki kadının içinden ne çıkabilir yani? İki kadın yani, catfight'tı o bence. Evet, aynen öyle. Resmen bir catfight'tı yani. Ama hiç yani ummayacağınız kadar böyle bir canavar çıkıyor iki kadının da içinden. Enteresan. Yani bak mesela Aslı'dan bekleniyor bu. Hı hı. Ama hani ben o kadından, o robotik, o işte şey, sakin, her şeyi kontrol eden kadının içinden seni öldüreceğim gibi, evet, bir şey çıkması. Evet. Enteresandı yani. Güzeldi, keyifliydi benim için de. Evet. Benim de dizimizin içinde en sevdiğim ve keyif aldığım sahnelerden biri. Aynen, aynen. Kaçamak cümlelerin var mı? Karşındakini kırmamak için olayı çevirmekte iyi misin? Ben çok iyiyimdir. Bayağı iyiyimdir yani ben. Çok iyiyimdir, inanılmaz güzel çevirir ve toparlarım. Yanlış bir şey söylediysem, spesifik bir şey yoktur. Ana göre geliştiririm. Hemen. Çok kıvrak bir zekam vardır bu konuda. Ben çok iyiyimdir. Fena değilim diyelim. Yani iddialı konuşamam bu konuda. Çünkü benim yüzümden hemen her şey belli olur. Asla saklayamam. Hani bir şeye gerçekten bozulduysam çok affedersin. Boka bakar görmek. Anladın mı? Ama mutsuz bir bok yani hani. Öyle kalırım yani. Biliyorum kendimi. Asla yani. Asla saklayamam. Çok nadir. Hani kalabalık mekanlarda olacağım bilmem ne falan filan. Hani bir derece çok mesafeli olmam lazım birileriyle ki hani beni anlamasın ve ben gizleyebileyim. Hmm. Karşımda beni tanıyan biri varsa asla çeviremem. Çocukken yanlış telaffuz ettiğin, söylemekte zorlandığın kelimeler var mıydı merak ettim. Var, olmaz mı? İslemge dermişim iskemleye. Ne? İslemge. İslemge. Evet, annem de bana bir onu zaten yanlış söylüyormuşum. Genelde her şeyi doğru söylemişim ama iskemle diyemiyormuşum. İslemge diyormuşum. Annem de çocuğum sen artık yorulma, sandalye de geç demiş. Ondan sonra öyle bir şey. Bir de dayıma day day dermişim. Day day. Day day. Çok evet. Tatlıymış. Aynen. Senin? Benim düşünüyorum. Düzeltmeye güzeltmek dermiş. Ama hani güzelleştirmek anlamında olduğunu düşünürmüşüm o kelimenin, yani yanlış söylemek değil, öyle öğrenmişim, güzeltmek diye yani. Güzel. Güzelleştirmek manasında. Çok güzel bu arada. Evet, güzeltmek demişim çok uzun bir süre. Terminolojiye yeni bir laf olabilir bu yani kelime. Güzeltmek. Güzeltmek. Seninle beni tanıştıracak kişinin senin hakkında başkalarının beni uyaracağı bir şey söyler misin? Düşünüyorum bunu, biraz zaman istiyorum. Asla yalan söyleme, kesin denmeli yani. Ben çok tutuğum yalana. Yani insan yalan söyler. Hepimiz yalan söyledik hani hayatımızda ama şey, dostluklar, arkadaşlıklar hani vesaire, mesela yalan hiç tahmin edebildiğim bir şey değil. Katılıyorum. Yani katılıyorum. Bulamadım. Başka bir şey düşündüm, bulamadım. Yalan, evet yani ben de katılıyorum buna. Senin çok büyüleyici bulduğun ama insanlar için çok sıradan olan bir şey. Salyangozlar.
Gerçekten evet. Mi? Yağmur yağdığında ben onları kurtarıyorum yoldan. Bilce. Çünkü onlar yağmur yağdığı zaman o düşen yağmur pıtı pıtılarının, damlalarının sesindeki titreşimden yollara atıyorlar kendilerini. Ve eziliyorlar. Ben de topluyorum. Güzel cevap oldu. Ama bilmiyordum. Kelebeği biliyorum. Kelebek evet zaten. Ama o hepimiz seviyoruz evet. Diye salyangoz dedim. Doğru. Benim aklıma bir şey gelmiyor. Pas diyeceğim. De. İlk pasımı yaptım. X kuşağının sosyal medyada var olma isteğini çok güzel göstermişler dizide. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Artık herkes sosyal medyada var olmak zorunda gibi. Evet. Evet maalesef. gerçekten öyle gibi ya. Yani herkes sosyal medyada olmak zorunda gibi. Herkes bir şey kullanmak, aktif olmak zorunda gibi bir algı oluştu gerçekten. Bunun sebebini inanın bilmiyorum ama herhalde insanların görünür olmaya mı ihtiyacı var acaba Birce? Yani görünür hissetmeye mi ihtiyacı var kesinlikle. Diye düşünüyorum. Ben mesela hiç sevemedim bu arada sosyal medyayı. Yani kullanıyorum ama hiçbir zaman çok aktif olamadım. Hiç sevemedim. O bana ekstra bir efor gibi geliyor mesela. Çok zaman alıyor bir kere. Benim yani. Aklıma mesela atıyorum seninle oturuyoruz. Çok keyifli bir andayız. Hı hı. Aa dur bir fotoğraf çekip atayım demek gelmiyor yani. Yani o anda ve o anın içinde sadece o anı yaşamak aynen. isteği geliyor. O yüzden o güdüyü çok anlayamıyorum ama sanırım görünür olma ihtiyacından doğan bir şey olduğunu düşünüyorum. Tembelliğine bir örnek verebilir misin? Mesela uzaktaki kumandayı ayağına almak gibi. Tembelliğime bir örnek. Yani biraz tembelimdir ama özel hayatımda sadece işte falan değil. Ha şey var. Mesela ailemden biriyle aynı evdeyiz. Atıyorum ben üst kattayım, onlar alt katta. Mesela seslenmek ya da bir şey soracaksam telefonla ararım. Evet. Anne diye bağırmak yerine hadi anneciğim diye hemen ararım. Ben koltuğun yanına elektrikli çaydanlık koymuşluğumu biliyorum. Ne? Arkadaşlarına senin sürekli şikayet ettiği şey ne diye sorsak ne derler. Yani yazın hava çok sıcak nemli diyebilirim. Ne yapacağını bilmediğinde ne yaparsın? Bunu bir gün olarak düşünüyorum bu soruyu. Ne yapacağımı bilmiyorsam genelde o gün hiçbir şey yapmamış olurum zaten. O gün öyle geçer aslında. Müzik dinler, dans ederim ve o gün ne yapacağımı düşünerek geçirdiğim bir gün olur. Yani hiçbir şey yapmam o gün. Seni yiyeceğim ama biraz öncekine işte bu örnek oldu yani çevirme halde çok güzel evet. Ama yalan evet, mı? Evet doğru. Müthiş bravo. Kuş uçuşu seti nasıldı? Klasik bir set anısı alsak. Yalnız biz bile kuş uçuşu derken evet. Bir tık zorladık. Sus zaten kuş uçuşu. Şu an onu anlatacağım yani kuş uçuşu. Pesketeryen mangal, efendime söyleyeyim bu bir bilişim suçudur gibi böyle bir takım şey cümleler var. Bizim sette asla söyleyemediğimiz yani bu bir bilişim suçudur İbrahim Çelikkol tarafından bir türlü söylenemedi. Pesketeryen mangal benim tarafımdan söylenemedi. Kuş uçuşu hiçbirimiz kuş uçuşu, tarafından söylenemedi. Evet yani hepimiz zorlanıyoruz. Evet. Genelde evet yani şey kelimeler üzerine olabilir yani. Dizinin müzikleri ders susarım en sevdiğiniz sahneyi sormak istiyorum. Birce ben bunu senin fikrini de merak ediyorum. En sevdiğin tamam. Sahneyi de merak ediyorum. tamam, okey. Bunu birlikte cevap vereceğiz o zaman. Evet. Şöyle ki benim en sevdiğim sahne, seninle bir konuştuğumuz bir sahne var. Yani ikimizin özelinde söylüyorum bunu. Yan yana olduğumuz için. Böyle çok spoiler samimi... olabilecek bir şey mi? Yok, hayır. Çok samimi, bir sahnemiz var işte. Aslında böyle olmasın. Şampanya içiyorlar evet, ya. Evet, tamam. Orada gerçekten böyle çok güzel bir iletişim var. O sahneyi çok seviyorum. Ama en sevdiğim sahnelerden biri gerçekten o sonda 10 yıllık arkadaşlarının işte Lale'ye kazık attığı vesaire evet. Bilmem ne. Oynadıklarım bazından söylüyorum. İzlediklerim zaten her bölümü ayrı seviyorum yani. Çok güzel sahneler var. Ama benim için oynadıklarım özelinde o son açıkladığı, her şeyi açıkladığı sahne. Benim kavgayı çok söyledik ama birin kavga sahnesini çok seviyorum gerçekten. İkincisi de çok böyle uzun bir sahne değil ama ben çok etkilenmiştim o sahneyi oynarken. İşten çıkarıldığını öğrendiği sahne aslında. Hatta o gün sen sete gelmiştin ve ben böyle sana selam vermeden kenarda böyle oturuyordum. Müthişti. Öyle bir konsantrasyonu vardı ki böyle yani ben asansörden çıktım. Şöyle bir alanda o kadar kilitlenmiş ki ve yani böyle çok şey yapmıştım. Çok etkilenmiştim, çok sevmiştim. Zaten seni çok seviyorum ayrı ama çok güzel sahneydi. X kuşağı olarak Miray'ın kostümlerine hayran kaldım. Sorum yok, söylemek istedim. Evet, ben de. Evet, kostüm ekibimiz bence çok başarılı. Başarılı. Genel olarak ekipteki her birim bence çok evet. Başarılıydı. Devam ediyorum. Bu bir soru olmadığı için. Lale gibi basamakları ağır ağır çıkmak mı, Aslı gibi kestirmeden gitmek mi? Of course lale gibi basamakları ağır ağır çıkmak. Bana cevap vermeyin, tek tek cevaplayın dediler. O yüzden işaretlerle anlatmaya çalışacağım. Ben de fikrimi cevaplamak istediğim sorular.
Hadi bakalım. Hayatında seni hala heyecanlandıran en heyecan verici an nedir? Ay bu çok derinlikli bir soru. Yani net bir şey şu an söyleyemeyeceğim ama ben genelde zaten heyecanlı bir insanımdır yani. Hani her gün heyecanlanacak bir şey bulurum kendime. O da böyle dinamik ve böyle hayata karşı dinç tutan bir şey yani. Ben her an heyecanlıyım aslında. Böyle bu soruyu kapatabilirim. İki karakter de çok güçlü ve keskindi. Aslı ve Lale'yi sevdiniz mi? O olmak zor muydu? Ben çok sevdim. Çok sevdim yani. Ve eminim sizler de seveceksiniz. Öyle hissediyorum. Yanlış mesajı attığını fark ettiğin an ne yaparsın? Stalk ve bu gibi şeylerde iyi misin? Birce bunu senin yanıtlamanı isterim. Ne münasebet ya? Ama ben çok içimden geldi lütfen. Neden yanıtlamak istemediğin soruları ben yanıtlıyorum? Hayır ben de yanıtlayacağım ama sende bir güzel bir şey var gibi hissettim. Ben asla o mesajı attığım zaman yerin dibine giriyorum. Silerken başka şeyleri de silebiliyorum. Elim ayağıma dolaşıyor. O yüzden mümkünse yanlış mesaj atmamaya gayret ediyorum. Stalk da iyi değilim. Göstere göstere. Kendimi göstere göstere stalklayabilirim yani hiç şey yapmam yani. Eğer stalkluyorsam stalkluyorum derim. Ya ben stalkta kötüyüm o yüzden yapmıyorum. Ya ben de yapmam mesela ama kafaya koymuşsam onu bir yaparım yani. Yaparım görürsün hiç dert değil ama o yaya da yapmam yani. Ben. Dizinin tadı damağımda kaldı. Aslı'nın başına neler gelecek göremeyecek miyiz? Tam sorusunu çekmişsin işte bak. Evet tam evet. Sorusunu çekmişim. İnşallah görürüz diyeyim. Evet. İnşallah görürüz yani. Aynen. Çok isteriz, çok keyif aldığımız bir iş ve karakterlerdi. Ben umarım görürüz diyelim. O dönüşümü, son sorumuza geldik. O dönüşümü görmek istiyorum ya yani. Ben Aslı'nın o masaya oturduktan sonra ne yapacağını çok merak ediyorum. Lale'nin de ondan sonra mesela ne yapacağını çok merak ediyorum. Dayanamaz ki o kadın. En son ne için çok abartıldığını düşündün? Dizi, moda akımı veya bir olay da olabilir merak ediyorum. Ya ben son zamanlarda birçok şeyin çok abartıldığını düşünüyorum. Yani hani bu sadece tek bir olay üzerine değil. Herkes böyle bir abartmayı çok seviyor sanki. Olduğundan daha büyük, olduğundan daha iyi, olduğundan daha şık, olduğundan hani hep dahasını istiyoruz yani. Olduğumuz yerde hiç mutlu olamadığımız için belki de bilmiyorum. Ama genel olarak herkesin çok abarttığını düşünüyorum her şeyi. Yasakladınız arkadaşlar konuşamıyorum. Ama yasakladınız değil. İki, bütün sorulara iki kişi cevap verdik farkında olmadan. Ama sen istemediklerini de biraz hayır Birce. Ne dediler bana? O ne diyordu ki ekip? Dediniz, yönetmenimiz dedi ya. Siz demediniz mi? Tamam bizim taraftan gelmiş o yüzden bir sorun yok. Evet sorularımız bitti galiba. Dizimiz Netflix'te şu an. Eğer izlemek isterseniz Kuş Uçuşu. Kuş Uçuşu. Şu anda Netflix'te. Netflix'te, sadece Netflix'te. Görüşürüz. Görüşürüz, teşekkür ederim.